akrebimle başlıyorum ama malzeme listemi de sayayım konuğum gelene kadar. Kıymalı krep bohça için 2 su bardağı süt, 2 yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, kırmızı toz biber, 10-12 yemek kaşığı un arkadaşlar. Şimdi onu ben kıvamını sizlerle paylaşacağım. İç harcı için 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 250-300 gram kıyma, 200 gram da olur yani birazcık yeşilliğini bol tutarsınız. 1 adet kuru soğanımız olacak, 2 adet kapya biberimiz, 2 adet sivri biberimiz, yarım demet maydanoz, olmazsa olmaz, tuz, pul biber ve karabiber. Beşamel sos yapacağız. Beşamel sosunda da 1,5 su bardağı görmüş olduğunuz gibi sütümüz var. 3 yemek kaşığı sıvı yağımız var. 1,5 yemek kaşığı kadar un kullanacağız. Tuz, dilerseniz karabiber de ilave edebilirsiniz. Üzeri için ise rendelenmiş kaşar peynirimiz var. Hemen hamuruyla başlıyorum. Şöyle 2 adet yumurtamı kırıyorum. Oh. Şöyle. Tek elle alıştık artık tabii 20 senenin sonunda tek elle yumurtayı kırabiliyorum efendim. Şöyle çırpıcıyla yumurtamı bir köpürteyim. Biliyorsunuz ki fiske tuz diyoruz her zaman. Şöyle bir fiske de tuzumu ilave ediyorum. Yumurtamla birlikte evet, güzelce çırpalım. Arkasından sıvılarla devam ediyorum. Yağımı ekledim. Şöyle. Ben özellikle krep bohça yaparken pul biber veya toz biber kullanırım. Bugün kırmızı toz biber tercih ettim ki böyle birazcık renklensin hamurumuz. Çırpıyorum. Şöyle göstereyim. 2 su bardağı sütüm var burada. Bereketli de oluyor. Yani böyle kalabalık aileyseniz 5-6 tane krep çıkacaktır efendim. Şöyle güzelce çırpıyorum. Evet, lezzetlerimiz bir yandan da mutfağımı toplayayım, biliyorsunuz dağınık çalışmayı hiç sevmiyorum. Evet, 10-12 yemek kaşığı un dedik. Şöyle göstereyim. Oh, bakın gene temkinli koyuyorum. Kıvamını tutturmamız gerekiyor çünkü. Bakın, oh, şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet, biraz daha ister. Bunu evde mikserle de yapabilirsiniz. O zaman daha da rahat hareket edeceksiniz diye düşünüyorum. Burada hemen kısaca özetleyeyim. Güzeller güzeli sizinle gelin hanım bize bir iç harç hazırladı efendim. Anlatamam. Kıymamız vardı. Hemen kıymayı önce biraz soteledik. Arkasından soğan, kırmızı kapya biber, yeşil biber ve en son olarak da baharatlarla birlikte şimdi taşlandıracağız. Yalnız kokuyor gel sabah sabah. Yemekler hazır olsun isteyen hanımlara birebir değil mi? Evet, aynen. Ben mesela kalkardım, sabah sabah yemeklerimi hazırlarım, bir işim varsa öyle, öyle. Evet, kahvaltıdan sonra hemen zaten erken kalkıyoruz. En çok hangi yemeği seviyor eşiniz? Her şeyi. Devran her şeyi yiyor. Ay ne kadar güzel. Yemek ayırmıyor. Süper. Ben de öyleyim, o da öyle. Tuzumuzu ilave ettik, pul biberimizi ilave ediyoruz, karabiberimizi ekliyoruz. Salça kullanmayacağım. Bugün bu şekilde bir iç harç yaptık ama muhteşemiz. Büyük kepçeyle dök Serpil'cim. Orada var mı sarı? Valla bu pandemide evet, bunu aldım ben diye. De yemek yapmayı biraz ucudan öğrendim. Nasıl tabii gidiyor? Hamburger yaptı, pizza yaptı. Ben hiç yok aslında. Ben yumurta kırmayı bile bilmezdim. Gerçekten yani bilmezdim ama pide yaptım. Bu şeyde bayağı bir şeyler. Ekmek yaptık beraber. Harikasın. Pandemide. Vallahi harikasınız. Kısır yaptım. Bayağı iyi. Evet. Eşi seviyor musun mutfağa sokmayı? Yani dağılıyor mu mutfak? Hani böyle çok. Hanımların korkulu rüyasıdır ya. Ben o dağıtırken bir yandan topluyorum. Çünkü çok böyle dağılmasını sevmiyorum. O yüzden evet. O dağıtıyor, ben topluyorum. Toplarım falan. O da aynı öyle işte. Şey dağıtmadan her şeyi yapıyor. Çok iyi. İşte eli de çok hızlı. Böyle çevirebiliyor musunuz tavada kırıp? Yapalım mı? Deneyelim mi? Valla bence ilk bugün olmasın. Böyle olmaz mı? Onu ben bile yapamıyorum. Hayır, ki o hiç yapamaz. Düşürmek serbest tabii. Olur ya. Ne yapacağız? Şöyle ben bir göstereyim mi önce? Bir bakayım önce. Şimdi ben düşürürsem. Aa, aa. Düşürmezsin, düşürmezsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bravo. Bunu yapacağız. Biraz altı yanalım, çevirelim. Neyse mahcup olmadım birazcık. Tabii tamam, biraz şimdi bir elim alıştırayım. Harika. Tamam biraz önce şimdi. Evet birazcık. Öğrendim hemen. Elledin yeter, bitti.
Yeter, döner kedik. Çok iyi ya. Hemen ben bir yandan da beşamel sosumu hazırlayayım. Beşamel sosum için şöyle... Bunun kıstım altını. Evet, o biraz daha böyle içli içli böyle çeksin, güzelce kavrulsun. Muhteşem bir ana yemek efendim. Hem gösterişli hem de şık. Ben ilk sorumla geliyorum. Evet. Evlilik teklifini kim yaptı? Ve nasıl yaptınız? Ya, ve nerede tanıştınız? Bunu birleştirelim. Aslında eşim orada biraz şikayetçi benden. Ben evlilik teklifi yapmadım. Yok çünkü. Direkt babam... Cevap vermedim farkındaysanız işte, olmadığı için. Ya o zaman biliyorsunuz hiçbir şey için geç değildir. Aslında en yakın zamanda bir şöyle yapacaktım aslında. Planım vardı, hazırdı. Tamam. Ama eşim Ankara'da oturduğu için ben de İstanbul'dayım. Arkadaş çevremizde tabii olmadığı için. Ve de çok biz tanıştık. Ama yollar çok kısa sürdü yani. Bize. Yani tabii canım yollara engel. Yoksa çok, Devran Bey yapar yaparım. Ben biliyorum yok, yani. Çok yapar. Çok romantik. Ama sonra evlendikten sonra çok şey çok açığı kapattım. Yani yok evet hiç sıkıntı yok. Doğum günü sürprizleri her türlü. Alkışlıyorum. Gerçekten alkışlıyorum. Çünkü bir hanımın özel günleri olan tutkusunu biliyorsunuz. Hiç. Yani elinden ne geliyorsa yani en iyisini yapar. Bir kadını mutlu etmek istiyorsanız beyler ekran başındasınız mutlaka hanımların özel gününü unutmayın. Normalde benim burcumun özelliği değil. Hani kova burcuyum ben, çok romantik değil kova burcu ama evet. Benim yükselenim balık, herhalde oradan biraz romantiklik oradan geliyor galiba. Süper süper. Hanım memnun musun benden? Memnunum tabii. Tamam. Sen memnun musun? Ben memnunum tabii canım. Olmaz mıyım? Elhamdülillah diyelim o zaman. Daim olsun inşallah. Kaç sene beklemişim sonra diye. Evlenmişim değil mi? Yani artık o da memnun olayım yani. Kaç senelik evlisiniz? 3'e gireceğiz. Oh maşallah. Nice 33 seneler olsun inşallah. İnşallah. Burada efendim güzelce evet, unumuzu ve yağımızı İnşallah. Kavurduk. Tamam. Okey. Az sonra. Yükselcim hiç kaçırmıyorsun. Ben unuttum. Devran Bey ben size gösterdim aslında. Evet ben unutturmuştum Yüksel yine. Yok biz unutmayız. Bizden Aynen. kaçmaz efendim. Biraz sonra çevireceğim. Geçen ilk programımızı izledik. Oktay Bay'a çalıştırdınız dedim herhalde. Fırıncı evet. Oktay. Valla direkt aldım Zeki Hanım'ı mutfağa. Gerçekten zaten yemekle iyisiniz ama bence elinize de yakışıyor. Ben çok küçük yaştan beri mutfaktayım. Karıştıralım. Evet. Evet, küçük yaştan beri mutfaktasınız. O yüzden Allah nazar. O yüzden olsun bir şey olmaz. O yüzden yapıyorum. Seviyordu. Değil mi? Sevmek çok önemli çok yani. Sevmeden yok, zaten mutfağa giremez. Hayır. Araştırıyor. Ben yapayım. Sizin fikirlerinizi alalım. Bence bu da okey. Yükselcim. Böyle bir şey olmadı Allah. Tamam, bu, yok. Bu anı güzel çek de yani. Kapatayım mı? Evet. Çünkü son olabilir. Evet efendim. Şimdi Devran Bey çevirebilecek mi? Acaba. Bence ben çevirir. Bak nasıl biliyor musun? Allah. Ama iyi. Yarısı tamam kaldı. Yarısını yaptım, yarısını. Şimdi ben Zeki Hanım. Tamam deneyelim ama hiç Zeki yapamam. Zeki Hanım yapacak. Şu yarısını hadi. Sen. Ben şurayı. Tamam. Diğer yarısını tamamlarım. Bunu ben yiyeceğim. Bunu ben yiyeceğim. Onu ben yiyeceğim. Kendisi. Tamam. Bir tane de ben yapacağım. Mutlu oldun mu? Tamam. Bunu çevirmek isterseniz size tekrar büyük vereyim. Yok büyük bence olabilir. Bunu mu çevireyim? Çevir. Tamam bir tane daha şey harcamayalım o zaman. Okay. Evet harcamayalım. Onu çevireyim. Ama çevirin. Ya şimdi bunun bir püf noktası var. Biz temel aşçılık dersleri alırken şeflerimizden bunu bu şekilde öne itiyorsunuz ya. Şunu böyle. Tavayı hemen oynatıyor. Öne getirmek gerekiyor. Siz çok güzel yaptınız ama sonunda hiç, evet. İleri itmedim şey tavaya. Şimdi ben hiç yapamazsam rezil olacağım. Ama ilk denemede böyle şeyler olabilir. Hiç dert okay. etmeyin. Yani yapılması gereken çok önemli bir şey değil, değil ama. Değil yani. Olmasa da olur. Bu bir şovdur. Ben bu derse girmemiştim. Yani. Şimdi buyurun, girdim. Buyurun. Evet Zeki Hanım. Bravo. Vallahi çevirdim. Biraz çok atlatamadım sizin gibi ama oldu. Yok çok iyi. Eli çok yatkın. Çok şanslısınız. Vallahi bence çok evet. lezzetli tarifler pişiyor sizin evde. Çok evet. Yani bir de değil mi çok meraklı. Değil yani mi? Yani çok araştırıyor. Maşallah ne güzel. Tuzumuzu da atalım. YouTube işte oradayız sürekli. Sürekli tarifler. Evde yemek tarifleri falan izliyoruz böyle. Az önce programdan önce de söyledim konuşurken size. Normalde başka televizyon programlarından da işte davet ettiler.
beraber evet. ikimizi. Ama bana geldiler. Hiçbirini ben istemedi. Ben çok sevmiyorum ekran karşısında olmayı. Sizi, çok da alışık değilim. Sizin de isminizi duyunca hemen dedik ki ben de tanıyorum gelirim. Tanıyorum sizi. Çok, çok eskiden takip ediyordum zaten. Ya nasıl dedim hemen mutluluk. Gidelim o zaman. Canım benim iyi ki geldiniz. Hayır, ben de akşam paylaşımı gördüm. Dedim ki hemen paylaşayım. O kadar tatlı ve güzel bir çift ki. Gerçekten maşallah diyelim. Teşekkür ederim. Aman efendim. Sağ olun. Nazar etmeyelim. Bizim de olur, sizin de olur. Maşallah. Güzelliğiniz daim olsun inşallah. 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 Peki bebiş istiyor muyuz? İstiyoruz artık. Evet. Allah nasip etsin evet. inşallah en hayırlısını. Aynen inşallah en hayırlısı. Yani Hüseyin abi şu pandemi falan girdi araya biraz böyle sağlık hani tabii, tabii. şey olarak. Ama artık istiyoruz biz. Çocuk evin neşesi. Biz tanıştık. Şimdi yani ikinci ay sözlendik sonra sekizinci ay düğünümüz oldu. Çok hani bir gezme tozma ve ya da birbirimize çok aslında zaman tanımadık, geçirme evet. fırsatımız da olmadı. Daha başarılı oluyor sanki çok gezip tozmalara göre. Ben de aynı fikirdeyim. Bir süre sonra ilişki yıpranıyor uzun sürdüğü zaman o yüzden böyle kısa kestik çok güzel oldu. Evet. Oh ne güzel Rabbim daim etsin huzurumuzu. O yüzden biraz şöyle iki sene bir evliliğimizin keyfini çıkarttık artık. Yoksa annem babam beni eve almayacak. Doğru. Onlar torun istiyor. Kesinlikle. Yüksel annemi tanır. Annemi istersen yapma onu sen. Değil mi? Peki bir şey soracağım Zeki Hanımcığım. İskender Bey nasıl bir eştir evde? 3 senede artık bir şeyler oturmuştur rayına. İyi yönlerini söyle. Yok kötü yönü yok zaten. Çok iyi bir eş. Çok yardımsever. Maşallah. Ve dışarıdan her gören çok sert, işte çok despot biri gibi şöyle gözüküyor doğru. diyorlar ama inanılmaz Hayır. yumuşak ve inanılmaz eğleniyoruz biz evde. Çok eğlenceli. Evet. Ne kadar güzel i̇nanılmaz bir eğlenceli. Eşten bunları duymak. Zaten şimdi evliliğimizin en büyük testini bu korona zamanı yaptık. Evet. Düşünsene yani bir evdesin 3,5 ay 4 ay sokağa çıkmadık. Hep beraberdik yani kavga etmedik, hiç kavga etmedik. Ve bir yıldır hiç da evde. Tartışma evde. Yani daha evlendiğimizden beri tartışmadık doğrusu. Hiç. Maşallah. Yani haftaya vurma geri. Eğer diyor ki bu koronada tartışmadıysak demek ki biz anlaşıyoruz. Doğmuşuz tabii gibi. Ki maşallah elhamdülillah. Çünkü gerçekten gerekli olan bu yani karşılıklı saygı. Tabii tabii çok saygı. Çok önemli. Ben saygıyı kaybetmeyelim. Şöyle düşünüyorum zaten hani sevgiden ziyade ilk önce saygı. Saygının Kesinlikle. Bittiği yerde sevgi de kalmaz. Bence hiçbir şey kalmaz. Çok güzel. O İnşallah yüzden, böyle devam eder. Bir bebişle mutluluğunuzu İnşallah. Bize de iletirsiniz. Buradan size selamlarımızı iletiriz. İnşallah. Tekrardan da beklerim zaten. Tabii tabii, inşallah. Tabii, her inşallah. Zaman. Nermin amcığım bu 4 tane yeter mi? Yeter, yeter. Şöyle göstereyim Yok, sevgili izleyicilerime. Bakın kıymalı harcımızı yaptık. Krebimizin ortasına oturttum. Ve şöyle bir katlama işlemi yapıyorum. Nasıl güzel kokuyor. Evet. Nasıl güzel kokuyor. Devran da diyette ki. Ben de diyetteyim. Yok Devran Modern. Bey bugün diyet yok. Diyeti ben... Hocama selamlar olsun bugün. İnşallah izlemiyordum. Diyeti bugün ben Allah. bırakın diyorum. Nermin Nefes Mutfağı'nda öyle bir bugün... diyet muhabbeti olamaz artık efendim. Buraya kadar gelip de artık diyet yapmam bugün. Ya ben almıyorsam sizler hiç almazsınız. 7-24 yemek yapan biri olarak. Vallahi helal olsun. Yani o yapıp da. Yiyor musunuz çok? Peki her yaptığınız ben 25 kilo verdim. 25 kilodan sonra bir daha almadım. Almadım. Dikkat ettim ama. Ama hep dikkat ediyorum. Dikkat ediyorsunuz beslenmeye. Sporla mı verdiniz yoksa? Sporla şey... verdi. Anladım. Sabah koşular, yürüyüşler. Ben de 2 ayda şimdi 10 kilo verdim. Evet. Ben 90 94 olmuştum. Bir ara oldum evet. Oldu. Ya bir ara oldum. Gerçekten. Evet, evet. Ondan sonra bir dedim tartım. Ama boyda uzun ya belki çok bir şey işte yapmıyorsunuz. Ama iri duruyor fazla hantal duruyor. Evet bende de çok kilo sırıtmıyordu hani boyumuz uzun Aynen. olduğu için. Evet kaldırabiliyorsunuz. Ama tabii ki 3 tane bende var maalesef maşallah. Olmaktan maşallah. Sonra alıyorsun çıkıyorsun iniyorsun. Kilo hepsi, verilir çok sorun değil. Şimdi boyum kadar gerçi. Hepsi büyüdüler. Evet geçen gördük maşallah. Kız 18 oğlan 15 küçük 11 böyle maşallah. Boy boy. Tarısı başımıza inşallah. Amin inşallah. Evet üzerine... Şeyimizi koyduk arkadaşlar. Başemen sosumu. Son bir tane veriyorum evet. ben şimdi. Kaşarımı da böyle koyuyorum. Bakın bu kadar pratik. Neden pratik? Çünkü mutfakta 3 kişi çalıştık bugün efendim. Sizlere daha güzel bir sunum yapabilmek için efendim. Sonuncumu da alayım şöyle. Sıcacık. Sever misiniz krepli tarifleri? Yani çok, ben her şeyi yerim. Çok aramam. Ama çok da aramam yani. Her şeyi yediğiniz çok böyle belli Çok yiyorum.
Benim yediğim yemeği kimse yemiyordur. Devran çok iyi biliyor. Ne kadar şanslısınız. Yemek yiyorum. Biliyor musunuz biz böyle kişilere böyle birazcık alttan böyle gıcık oluyoruz yani. Yiyip yiyip kilo almamak ne güzel bir nimet biliyor musunuz? Evet. Biz ince alıyoruz. Kıymetini bildi gerçekten. Ama benim yaşım genç. Bir de ben inanılmaz hızlıyım. Evet. Çok hızlıyım, çok hareketliyim. Biraz da o yüzden yakıyor olabilirim. Yaş ilerledikçe daha çok dikkat etmek gerekiyor. Metabolizma yavaşladıkça biraz da kilo olma kolaylaşıyor aslında. Aynen. Fırınımız açık herhalde. İlk tarifimizi fırına vereceğiz ama ben burada ne unuttum? Bakın unutabiliyorum işte. Çünkü konuklarımın güzelliğini görünce bunu en sonda o zaman fırından çıktıktan sonra üzerini süslemede kullanacağım. Çünkü maydanozu çok seviyorum. Kıymalı harcımızın içerisine koyacaktık efendim ama böyle oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.